Geliyorum birazdan, bekle. Birazdan oradayım. Bekçi bırakmaz peşimizi. Gel oğlum gel. Korsan gel buraya. Gelin bakalım, toplan, yemek vakti. Sokak hayvanları bir mal değildir, hediyelik eşya değildir. Onlar bir candır, hepimizin evladıdır. Biz her zaman bir güzel bakarız. Ve her zaman söylüyorum, lütfen hediye olarak kedi ve köpek almayın. Çünkü onların sonu orman. Ve her kendimizi biz yardım ediyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, merhaba, merhaba abi, hoş geldin. Hoş geldin. Besleyelim köpekleri. Besleyelim abi. Merhaba abi, hoş geldin abi. Gel. Özer, gel. Hadi bakalım. Maşallah, yavrular bayağı iyi ya. Çok güzeller. Süper de bakışlar bana. Bak kızarsın. Buyur abi. Serkan. Geldim. Hadi bakalım. Mama geldi eve. Gel oğlum. Gel. 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 Mama. Hadi bakalım. Yedi yıl önce motosikletimle bu ormandan geçerken köpeğin bir şey yemeye çalıştığını fark ettim. Ve merak ettim, durdum orada. Yaklaştıkça köpek kirpiği yemeye çalıştığını gördüm. Yani köpek o kadar aç ki o açlığına rağmen, acı çekmesine rağmen kirpiği yemeye çalışıyordu. Ve bundan bayağı bir etkilendim ben. O an ilk aklıma sağlam kaşar, peynir geliyor. Ve bunları aldım, buraya geri geldim. Ve onu beslerken birden 10 oldu, 15 oldu, 20 oldu ve çoğaldıklarını gördüm. Ve bu şekilde başladım. Ve 7 yıldır devamlı her gün ormanda besleme ve kulübeler yapıyorum. Mahallede beraber büyüdüğümüz arkadaşım var. Serkan ismi. Allah razı olsun. Yıllardır her zaman benimle ormana gelir boş vakitlerinde. Kendisi elleriyle besler, kulübeler yapar, yuvalar yapar, onları tedavi eder, onları sever, okşar. Köyde bazı yerler var. Mesela Muharrem Bey var. Allah razı olsun. Kendi bölgesini bize kullandırıyor. Orada tedaviler de yapıyoruz. Yavruları orada büyütüyoruz. Ve çevremizden çok büyük destek alıyoruz. Yavrular tutuyor. Bak yavru gelmiş geldi. Gel, gel. Kaldırma orada sen. Gel. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel yavrum.
Gel. Şöyle aferin, hadi iyi. Dur. Hepinize verdin, hepinizi doyurdun. Yaş mamalarını şöyle verelim, yesinler. Gel bakayım. Al, gel. Pamuk, gel. Al bakalım, aferin. Muharrem abi, çıkıyoruz abi. Kendini iyi bak, kulübe yapmaya gidiyoruz. Kolay gelsin. İkinci abi, bölgesi Allah'a emanet. Görüşmek üzere abi. Çok sağ ol abi. Kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol abi, sen de. Sağ ol. Haydi, brandımız var. Bunların maliyeti yüksek. Sonuçta günde 10 paket mama gidiyor. Günde 10 paket mama demek Türk parasıyla 500 TL yapıyor bu. O da en uygun yer. Bunu çevremizde iş arkadaşlarımız, kendi eş dostlarımız, hayvansever dostlarımız, arkadaşlarımız hep beraber bir araya geliyoruz. Beraber mama alarak, ilaç alarak tedavi yapıyoruz, besleme yapıyoruz. Hep beraber bir araya gelerek paletler alıyoruz, kulübeler yapıyoruz. Ve birlikten yapıyoruz bunları. Tek başına imkan yok, olmaz bu işler. Birlik olması gerekiyor, insanların toplanması gerekiyor ve biz bunu sağladık. Ve bazı besleme olayları var, yanlış olanlar var. Mesela her gün çiğ tavuk dağıtılıyor. Ben buna tamamen karşıyım. Çiğ tavuk uyuza varana kadar, egzama varana kadar her türlü hastalık ve sonra ölüme gidiyor. Çiğ tavuk vermenin zararı bu. Köpeklerin burada olması aslında ilk başta onaylamıyordum. Yani şehirlerde her zaman daha iyi diyordum. Çünkü adı üstünde sokak köpeği. Bunların yeri bizim yanımız, sokaklarımız. Ama şu an baktığımız zaman sokak köpeklerini taş atanlar, sopa atanlar, kovalayanlar, arabalar çaldı, arabayla çarpanlar ve hiç durup bakmıyorlar bile, ilgilenmiyorlar bile. Aa, sokak köpeği, boşver devam et diyorlar. Ve bunları gördükten sonra ben artık ormanda daha emin olduklarını düşünüyorum. Daha eminler burada. Ama şu bir gerçek var. Bizler gibi duyarlı hayvanseverler ormanda kulübeler yaparlarsa ve her gün bu kulübeleri mama götürürlerse bence burada yaşamları daha güzel, daha kaliteli ve özgürler. Pirinçli köyünde herkes beni çok sever. Hayvanlara devamlı ilgilenirim. Onlara evladım derim her zaman, yavrum derim. Bakarım onlara, sahip çıkarım. Ve köylüler de bu yaklaşımı çok beğendiler. Onlar da hayvanları sevmeye başladı. Zaten hayvanları seviyorlardı. İyice sevmeye başladı. Pirinçli köyünde özellikle. Ve bu şekilde ben insanlara kendimi göstererek, yaptıklarımı göstererek herkes duyarlı olmaya başladı. Ve bir örnek olduk insanlara. Çünkü bizden başka hiçbir çaresi yok bu yavruların. Hepsi arabayı ezberledi artık. Arabayı gördükleri anda direkt hepsi zaten yola iniyor. Hemen bu bölgeye gir diyorlar, içeriye gir diyorlar. Veya kornaya, yolda yoklarsa kornaya bastık, gördünüz. Kornanın sesini hepsi ormandan çıkıyor ve seviniyor. Hepsi kuyruk sallıyor. Bu çok büyük mutluluk. Onların doyduğunu görmek, onların keyifli olduğunu görmek müthiş bir duygu. Ve o kadar insanlara bağlılar ki, o kadar canı yakınlar ki. Yani burada ormana terk edildiler. Bunları insan yaptı. Bu bir gerçek var. Ama ona rağmen hala bizleri seviyorlar. Hala kuyruklarını sallıyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Sosyal hayatım benim köpekler, sokak hayvanları. Bütün sosyal hayatım onlara ait. Onlarla ilgileniyorum. Ben tiyatro oyuncusuyum. Tiyatronun dışında kız kardeşim kendi işleri var. Bazen orada değerlendiriyoruz boşluklarımızı. Çünkü tiyatroda her zaman ders olmuyor, her zaman oyun olmuyor. Ve kalan bütün zamanımı ormanda geçiriyorum. Yavrularımı kulübe yaparak, besleme yaparak, tedaviler yaparak, durumu ağır olanları kliniğe çıkartıyorum. Yani benim sosyal hayatım tamamen onlara ait. Benim kendi özel sosyal hayatım yok. Aferin. Gel. Tamiratları yapacağım abi. Şunları var ya, tamiratları yapalım.
Kulübe yapma fikri, kışın bayağı bir kar yağıyor. Her yer bembeyaz. Ve evimdeyim, huzursuz oldum. Yani çünkü başlarım sıkacak bir yuva yok ormanda. Ve ne yapayım, ne edeyim? Çünkü evimde uyuyamıyorum, huzurum yok. Ben sıcacık evdeyim, onlar karın içinde. Yani başlarım sıkacak bir yuva yok. Ve kulübe yapmaya karar verdim. O anda insanları takip ettim. İnsanlar kulübe nasıl yapıyor? Ne yapmışlar? Neleri kullanmışlar? Hep merak ettim ve baktım. Ve paletlerden kulübe yapmaya başladım. 3 paletten bir kulübe oluşturdum ve ormanın her yerini yapmaya başladım. Ve bunları insanlara gösterdim sayfamda. Ve insanlar da bana destek vermeye başladılar. Palet gönderdiler, branda gönderdiler. Ve böyle kulübelerin sayısını çoğalttım. İnsanlar bunu görüyor. Yol üstünde değil de kulübelerin olduğu yere yemek getirip bırakabilirler, mama bırakabilirler. Ama en büyük sıkıntımız, daha önce ben ismini vermeyeyim, bir yerden artan yemekler alıyordum. Aşağı yukarı bir 2-3 ay yemekle besledim. Artan yemekleri bana verdiler. Ve bir akşam besleme esnasında yemeği boşaltırken yemeğin içerisinden cam kırıkları, tabak kırıkları ve kürdanlar olduğunu gördüm. Ve direkt köpeklerimi hep kovdum oradan. Hatta bağırdım, sesimi yükselttim. Çünkü yememeleri gerekiyor. Yerseler ölürler. Ve o anda bütün üstünü kapattım yemeğin. Ve o günden sonra bir daha artık yemek almadım ben. Aslında yemek tabii ki daha iyi. Vitaminli, faydalı ama işte korku. Daha önce ben bunu yaşadım. Artan yemekte içinden cam kırıkları çıktı. O korku bana yetti zaten. O yüzden kuru mama dağıtıyorum ve hafta sonları et haşlıyorum. Karınca ve Ağustos böceği hikayesi vardır, bilirsiniz. Biz yaz boyunca çalıştık. Sıcağın altında kulübeler yaptık her yere, ormanın dört bir yanına. Ve kışın rahat geçimini sağlamak için yaşam alanları oluşturduk ve bunu sağladık. Şu an çok mutluyuz. Her yerde kulübe var. Tabii ki yeter mi? Yetmez. Çünkü imkanlarımızdan yaptıklarımız bunlar. Bunları kulübeler yaparsak kışı çok rahat geçirirler. Ve şu bir gerçek var. Bir köpek hiçbir zaman üşümez. Karın üstünde yatar. Yeter ki her gün karnı tok olsun. Her gün karnı tok olduğu sürece hiçbir köpek hasta olmaz ve üşümez. Bu bir gerçek. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Allah razı olsun, devamlı araçları buraya geliyor. Haftada bir kez, iki kez görüyorum ben. Yemek bırakıyorlar, tedaviler yapıyorlar. Onları da görüyorum ben. Tabii ki hepsine yetişemiyorlar. Şimdi biz belediyeye kızamayız. Ama elinden geleni yapıyor. Hepsi yetişemez. Çünkü biz yetişemiyoruz. Biz de işin içerisindeyiz. Devlete kızmanın bir anlamı yok. Kalk bakalım. Aa, burası bize ait. Burası bize ait. Lütfen. Bir köpeği alıyorlar pet shop'tan. Bir sene, iki sene bakıyorlar. Ve o köpek onları ailesi gibi görüyor. Annesi, babası gibi görüyor. Ve bu köpekten sıkılıp bunu getirip ormana atıyorlar. Ve çoğu köpek, bunu çok yaşadık biz, insanlardan daha duygulular. Bu bir gerçek. Çünkü gözlerimle gördüm ve ölüme yatıyorlar. Hiçbir şekilde yemek yemiyor, su içmiyor, ölüme yatıyor ve kendini ölüme bırakıyor. Bunlarla biz çok mücadele verdik. Ben insanlara şunu söylüyorum her zaman. Lütfen bakamayacağınız köpeği almayın. Onlar çocuk gibidir, çok duygusaldır ve size çok bağlıdır. Lütfen aldığınız zaman bir yere bırakmayın, başka bir yere göndermeyin. Direkt bu bir gerçek var, ölüme yatıyorlar. Ne yemek yiyor, ne su içiyor. İnsanlardan daha sadıklar, bu bir gerçek. Yeni ev yaptık size bak. Nasıl, güzel mi ev? Sopasa. Artık bir sürü eviniz var burada. Kar yağdığı zaman rahat at, ısınırsınız. Yeni evine. Nasıl, güzel mi yeni evi? Beğendin mi bakalım? Beğendin mi güzel evi? Hayvansever dostlarıma sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım. Artan yemekleri sokak hayvanlarına bırakalım. Kapımız önüne bir kap yemek, bir kap su koyalım. Onlara sahip çıkalım. Onlar bize emanet. Onların adı sokak köpeği. Adı üstünde, hepsinin yeri bizim yanımız. Lütfen onları yalnız bırakmayalım. Köpek aynı değildir. Hepsinin farklı bir karakteri vardır. Birisi çok cana yakındır. Devamlı üstünüze atlar, oynar. Birisi gelir devamlı sizi öpmek ister, yalamak ister. Bazısı ağırdır. Oturur böyle, mamasını yer, hiç sesi çıkmaz. Ama şu bir gerçek var. Hiçbir zaman köpek saldırgan değildir. Ve buradan şunu söylemek istiyorum. Mahallesinde köpekleri kovanlar, belediye arayıp şikayette bulunanlar, köpek bana bizi avlıyor, çocuklarımız korkuyor diyenler. Ben şunu söylemek istiyorum.
Kötü ve saldırgan köpek yoktur. Kötü sahip vardır. Nasıl yetiştirirseniz öyle olur. Lütfen sokak hayvanlara sahip çıkalım. Onları yalnız bırakmayalım. Onların da bir canı var. Şurada bir gerçek var. Bizleri nasıl Allah yarattıysa onları da Allah yarattı.